Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırasını içeren yasa meclisten geçti. CIA devşirmesi Hafter, Libya'dan Misrata'ya saldırıya hazırlanırken, bölgede olan Bayraktar TB2 insansız hava araçları ise olası bir müdahaleye karşın tetikte. Avrupa'nın enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımlar, Libya'nın meşru temsilcilerine karşı geniş bir cephe oluşturdu. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan, Fransa, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın desteklediği CIA devşirmesi Halife Hafter, Trablus'un ardından Misrata'ya saldırmaya hazırlanıyor. Sudan ve Çad'dan milis transfer eden, aynı zamanda Rusya'dan da paralı asker desteği alan Hafter, Faiz es-Sarrak liderliğindeki ulusal mutabakat hükümetini bitirmek için taarruz planı yapıyor. Hafter güçleri, Misratalı savaşçıların Trablus ve Sirte'yi savunmaktan vazgeçmemeleri halinde Misrata'ya yönelik bombardıman başlatacaklarını duyurdu. Saldırıda yoğunlukla Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin uçakları kullanılacak. Aslında operasyon, Türkiye'nin bölgeye ulaşmak için kullandığı Misrata havaalanı ile deniz limanını devre dışı bırakmayı hedefliyor. Türk Hava Kuvvetleri, Trablus'a nakil hattını kesecek. Böyle bir hamleyi engellemek için teyakkuzda. Bayraktar TB2 insansız hava araçları, uzun süredir bölgede. Türkiye cephedeki gelişmeleri saniye saniye izliyor. Hafter güçleri nakil hatlarına yönelik saldırganlığını artırırsa, aktif müdahale safhasına geçilecek. Libya askerlerine bir süredir eğitim veren Mehmetçik, sayısında da son günlerde artış yaşandı. Ulusal mutabakat hükümetine yönelik saldırıları püskürtmek üzere bir grup özel kuvvet unsurunun Misrata ve Trablus'a konuşlandığı ileri sürülüyor. Hafter güçlerinin, Türk keskini nişancılarından ötürü bir türlü ilerleyemediği, Trablus cephesinde Türk yapımı çok sayıda zırhlı müdahale aracı, Sahira ve Havan topu bulunuyor. Türkiye ayrıca kargo uçak ve gemileriyle de son bir haftada yoğun miktarda askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Bölgeye nakledilen savaş araçları arasında fırtına obüslerinin de bulunduğu iddiası mevcut. Eğer Hafter, Misrata'ya yönelik saldırı başlatırsa Türk Silahlı Kuvvetleri, meşru hükümeti savunmak için tereddüt göstermeyecek.